Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer'e hoş geldiniz. Oyun dünyasının dört bir yanından indirimlerle ve fırsatlarla karşınızdayız bugün. Bakalım neler var. Evet, her şeyden evvel klasik Steam indirimleriyle başlamak gerekiyor. Steam kış indirimleri başladı arkadaşlar. 3 Ocak saat 9'a kadar devam edecek bu indirimler ve hani on binlerce demek lazım belki de oyun indirimde. İlla ki zevkinize göre oyun bulabilirsiniz. Birkaç tane örnek vereceğiz. Daha doğrusu tavsiye vereceğiz ama ondan evvel ben birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi Steam ödülleri vardı, adaylardan bahsetmiştik. Şimdiki aşamada da kış indirimleri boyunca oylarımızı vereceğiz bu adaylara. Her oy verdiğinizde kart kazanabiliyorsunuz. O kartla ister satarsınız, ister badge yaparsınız. Dolayısıyla bahsetmek istedim. Katılın o etkinliğe ve oy verin. Size yararı olan bir şey sonuçta bu. Bir de şey, rahat kürevi, Türkçe'ye öyle çevirmişler diye bir şey var. Ya işte sözde kayların arasında rahat kürevi var. Her gün gidip bu evi ziyaret ederek ana sayfada bir link var, ona tıklıyorsunuz sadece. Bedava ödüller kazanabiliyorsunuz. İşte bu ödüller genelde işte şeyde kullanabileceğiniz, Steam chatinde kullanabileceğiniz smiley'ler falan şeklinde oluyor. Hani gidin bakın, onları da satabiliyorsunuz gene Steam Market'te. Dolayısıyla hani 3-5 kuruş böyle kenara biriktirip bir oyun almak piyasası mümkün. Piyasası nasıl, satmak falan çok kasmak gerekiyor mu? Satmak kolay. Yani insanlar alıyor ama hani şey, bir eşya toplamak için mi kasıyorsun? Ya istersen toplayabilirsin. Mesela 20-25 kuruştan satılıyor bir parça. Yani ayda kaç para yaparım ben mesela buna? Ayda para falan yapamazsın. Yani şey var. Yani yapacağımdan değil de yani izleyici bilmeyenler için. Ya genel olarak Steam Market'i al sat yaparak kullanan insanlar falan oluyor. Steam cüzdanlarını şişirmek için, ama o çok hani kolay bir olay değil. Hani eğer ki elinizde bıçaklarınız falan varsa belki CSGO üzerinden öyle gidebilirsiniz. Daha önce bir dönem öyle gidiliyordu. Bilmediğimiz yöntemler bilen varsa da yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar, biz de yolumuzu arkadaşlar. Bulalım. Yetmiyor. Ay sonunda zor getiriyoruz arkadaşlar falan diye. Niye birden şeye bağladım bilmiyorum. Oyunla mı geçeyim? oyunla işliyor değil mi? De onun ticaretini yapıyormuşum. Neyse, şimdi örnek şeylerimize gelelim. Örnek deyip duruyorum ya, tavsiyelerimize gelelim. Benim ilk bahsetmek istediğim oyun Assassin's Creed Origins. Odyssey de iyi indirimde. %50 indirimde 150 liraya düşmüş. Ama Origins daha uygun fiyata geldi bana. %67 indirimde 70 liraya düşmüş. Tabii. Genel olarak iyi de oyunlar almıştı. O yüzden ben bahsetmek istedim. Hatta şunun da altını çizelim. Genel olarak bütün Assassin's Creed franchise'ı indirimde. %60'tan aşağı indirim yok. Yok. Bütün oyunlarında. Eğer ki daha önceki oyunları da istiyorsanız, atıyorum ya da belki bilgisayarınız yenilerini kaldırmıyorsam önceden dönmek istiyorsanız gene bakabilirsiniz. Far Cry 5 var. Büyük bir indirimde olan. 125 liraya düşmüş. 125 lira az para değil ama %60 indirim olunca belki yeni olduğu için hani göz atmak isteyen varsa göz atmak isteyebilir diye ben böyle bir listeye aldım. Şimdi iki tane daha oyundan bahsedeceğim. Bunlar hakikaten yani kaçırmayın, alın fiyatını düşmüş. Bunlardan bir tanesi Deus Ex Mankind Divided. Deus Ex serisinin en yeni çıkan oyunu. %85 indirimle 12 liraya düşmüş. Yani gayet ben de, güzel. Evet, ben de multiplayer hesabımdan oynamıştım bunu. Kendi hesabıma da alacağım DLC'leriyle beraber. DLC'leriyle beraber de 25 liraya falan geliyordu galiba. 20-25 lira gibi bir şeye denk geliyor. Hani yani benim Deus Ex serisini ne kadar sevdiğimi tekrar anlatmama gerek yok herhalde. Kesinlikle keyifle oynarsınız. Bu birazcık tartışmalı bir oyun ama Shadow of War. Onu da önereceğim. Ha, o bayağı düşmüş ya. Evet, %75 indirimle 17 liraya düşmüş. Daha önce olsaydı ben önermezdim ama çok yakından takip edemedim gerçi. Bir patch geldi ve hani bizim hep eleştirdiğimiz son tarafta çok fazla grinding var. İşte sürekli kutu açman için sürekli ne derler onun adına, orkun peşinden gidiyorsun ve o kadar çok sana kastırıyor ki zevki kaçıyor diye yorumlar yapmıştık. Bu kısmı biraz toparladıklarına dair bir patch notu okudum. Dolayısıyla hani belki 17 lirayla keyif alabilirsiniz. Her şeyi bir kenara geçtim. İlk 10-12 saati benim için çok keyifliydi. Çok fazla kastırmaya başlayınca sıkılmıştım. Yine hani siz buna göre bakıp alabilirsiniz. 12 lira çok temiz fiyat. Yani 2017 17. oyunu değil miydi? 17. Tamam, 12-17 canım, fark etmez. O da doğru. Üç, yani 3500'in hesabını mı yapacağız? O zaman hani 300-400 şu anki AAA oyun fiyatına satıyorlardı bunu ki evet. Ekstra bir sürü derdi de vardı. Hani denemediysen çok güzel fiyat. Kesinlikle, kesinlikle. Steam'de özellikle büyük oyun sevenler için tavsiyelerimiz bu şekilde. Ben sende var mı? Steam'e 2 tane daha, 2-3 tane daha bir şey sıkıştırayım. Bu son çıkan Tomb Raider oyunu Shadow of the Tomb Raider'da %50 indirimde 100 lira civarıydı. 104 falan olabilir. Yani 100 lira civarı. Bayağı yeni çıkan. GTA'da 80 civarına falan inmiş. O da %50 evet. İndirimde. Genelde 90 liraya falan düşer. 87-88 liraya falan da düşmüş. Daha da uygun evet, artık da zaten düşsün. Bir zahmet. Bunun haricinde Devil May Cry franchise'ı da genel olarak bayağı güzel indirimler almış. Onlara da bakabilirsiniz. Ben de şeyi ekleyeyim ya. Sen şimdi yakın zamanda çıkmış Tomb Raider'ı söyleyince Hitman 2 arkadaşlar. Evet, zaten uygun fiyatlıydı. %30 indirime düşmüş. Yani 100 liraya alabiliyorduk diye hatırlıyorum. %30 indirime düşmüş. 70 liraya falan düşmüş. Hani daha yepyeni çıkmış bir oyun. Ben bayağı da sevdim. Özüne sadık kalmış. Dolayısıyla göz atmak isteyebilirsiniz o indirimede. Ya bunların haricinde çok fazla indirim var da böyle her videomuzda böyle evet. Verdiğimiz genel oyunlar var. Tekrar onları tekrar etmeyelim diye biz sadece böyle belli başlı fırsatlara değindik. Evet. Onları da istiyorsanız eski videolardan çok rahat bulabilirsiniz. Steam indirimleri yazıp. Bu videonun konseptini sadece Steam'den değil diğerlerinden de konuşalım istedik. Tabii. PlayStation'a geçeceğiz mesela. PlayStation'da FIFA 19 ben bayağı güzel bir indirim. 469'dan 159'a düşmüş. 166. Geçen hafta falan bir arkadaşım aldı. 300 küsür falan
ödedi yani kutulu aldı. Evet. Bayağı yanıyor şu an yani 159 bayağı düşmüş çünkü evet. Çok güzel fiyat. Yani bu dönemlerde olması gereken fiyat aslında. Spider-Man 179'a düşmüş yine 469'dan. God of War 134'e düşmüş daha önce de zaten düşmüştü. O hızlı düşen bir oyun olmuştu. Gene devam ediyor güzel. Battlefield 5 359'dan 159'a düşmüş. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain bu da hep genelde indirime giren bir oyun ama yine belirteyim 134'ten 31 liraya düşmüş. Bu da gayet güzel bir fiyat bu kalitede bir oyun için. Evet. İlk çıkan Tomb Raider'da yani ilk çıkan dediğim bu reboot versiyonu ilk çıkanı da 134'ten 31'e düşmüş PlayStation Store'da. Bayağı güzel indirimler. Yani bir kere PlayStation platformu için. Hemen hemen yok. Doğru bir yorum olmayacak. Çoğu kendi eksklüziv oyunu düşmüş diyecektim ya sadece Spider-Man ve God of War var. Ama oynamayanlar için gayet güzel fırsat. Evet. Özel bir şey var mı ya? Böyle bir etkinlikte bedavaya düşürebileceğimiz bir şeyler bu dönem PlayStation'da bahsedeceğim. Böyle kastırıp kovalayacağın şeylerden bahsediyorsun. Evet. Bildiğim kadarıyla yok. Peki Xbox'a geçelim o zaman. Microsoft tarafında ne var? Xbox'ta açıkçası indirimler var ama hani güzel indirimler yok. Fiyatlar biraz daha yüksek diğer mağazalara göre ama Xbox'ın zaten farklı bir avantajı var. Bu daha önce de bahsettiğimiz Game Pass uygulaması. Tekrar hatırlatalım. Bu ay gelen Below, Ashen, Mutant Year Zero, Road to Eden gibi oyunlar var ki bunların 3'ü de yeni oyunlar. Hatta 3'ü doğru saymışım. Güzel. Yani bu ay çıkan oyunlar ve bu ay Game Pass'te 1 TL karşılığında oynayabilirsin. Eğer daha önce abone olmadıysan 1 TL'lik hakkını doldurduysan da 59 TL'ye bunları bedavaya oynuyorsun. Şahane. Ki bunlar haricinde bir sürü oyun var. Ben sadece yeni oldukları için belirttim. Ha, yani şey soracaktım. Konsol tarafına sen baktın için. Ben tam şeyi anlamadım. Steam diyorum pardon. Kış indirimleri dönemine girmiş yani Microsoft'ta değil mi? Onlar da indirime girmiş de indirimde böyle aman aman fırsatlar yok. Tamam, onların fırsatları Game Pass gibi uygulamalar. Tamam süper. Çünkü bu, bazı platformlar hani özellikle kış indirimleri bu diye girmiyor. Yani o konsept altında girmiyor. Bu acaba öyle mi diye şey yaptım ama ya, çok sayıda oyun var. Sadece öne çıkanlar çok fazla yok diyorsun. Evet ya indirim gözüküyor da şimdi diğer rakiplere bakınca indirim yok gibi duruyor ama Game Pass'e bakarsan da bayağı şahane fırsatlar var. Onun haricinde Xbox Live Gold'da Ocak ayında da Celeste gelecekmiş. Orada da bu 1 TL taktiğini uygulayabiliyorsunuz. Daha önce almadıysanız ilk hesap 1 TL'ye açılıyor. 1 TL'ye Celeste oynayabilirsiniz Ocak ayında. Şahane. Microsoft da şey tarafından yine hizmetler tarafından öne çıkmış bu indirimler döneminde. Şimdi tekrar PC platformuna dönelim istiyorum ben. İki tane platformdan bahsedeceğim. Ya da siteden bahsedeceğim. Biri Humble Bundle, diğeri Good Old Games uzatması olan GOG.com. Şimdi Humble Bundle'dan gireyim. Şimdi spesifik bir başlık altında az evvel dedim ya işte kış indirimleri adı altında bir indirimleri göremedim ben sitesine girdiğimde, store'una girdiğimde. Ama yine de hani büyük yapımlarda yine Steam'e paralel olarak indirim var. Ama şöyle bir durum var burada. İki sebepten ötürü Humble Bundle'ı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Steam'den bir oyunu gördünüz, almaya karar verdiniz. Bir Humble Bundle'dan da göz atın. Hani fiyatı neymiş diye. Çünkü bazen böyle 3-5 lira ya da 5-10 lira falan gibi böyle fiyatlar kar etmeniz mümkün olabiliyor. Her zaman tutmayabiliyor hani aynı rakamlar. Ama genel olarak Humble Bundle'da biraz daha Steam'e nazaran daha bir tık pahalı olabilir. Hani bundan da haberiniz olsun ama gene de hani garanti olsun kontrol etmeden geçmeyin ben derim Humble Bundle tarafındaki oyunları da. Bir de daha da önemli olan kısmı şu. Genelde böyle yoğun dönemlerde gerçi sık sık yapar Humble Bundle ama bu kış indirimleri döneminde de sık sık yaptığı bir şeydir. Ücretsiz oyunlar da hatırlar bu dönemlerde ve hatta biz bu videoyu 21 Aralık itibariyle çekiyoruz ve 22 Aralık'ta bitecek bir bedava oyun var. Lego Lord of the Rings'i Humble Bundle'da stoklar tükenene ya da 22 Aralık saat 9'a kadar bedava Steam Key olarak alıp Steam'inize ekleyebiliyorsunuz. Bu indirim dönemlerinde de yani işte en azından ocağın 3'üne 4'üne kadar günlük olarak Humble Bundle'ı girip kontrol ederseniz güzel indirimler ya da güzel bedava oyunlar yakalama şansınız var. Bu arada Epic Store'u da kontrolde olduğun için bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama Epic Store'da bir hamle yapabilir indirim konusunda. Evet henüz başlayan bir şey yoktu orada. Ben özellikle hani girmek istemedim. Bir de şey var ya benim içerideki bilgisayarda rubleyle satıyorlar gibi gözüküyor bazı oyunları. Çok acayip şeyler var. Daha tam oturmamış bir sistem ama gene bir tabii gözünüz orada da olsun diye ekleyeyim. Diğer bahsedeceğim kısma da geleyim ben. Good Old Games yani GOG.com'a. Burada da aslında şimdi şöyle bir durum var. Dolarla satış yapıyor burası ve dolayısıyla fiyatlar olarak genelde dezavantajlı. Yine iki sebep var sizin buraya
girip oyunları kontrol etmeniz için. Ya ismini anlayacağınız üzere Good Old Games. Yani eski oyunları barındıran bir platform. Yani yeni oyunlar da var ama bazı... Yani modern sistemlerde uyumlu şekilde bir de. Aynen öyle. Bazı yani başka şeylerde, platformlarda bulamadığınız bazı eski oyunları burada bulabiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Mesela benim çok net gözüme çarpan Heroes of Might and Magic 3 strateji oyunu vardır ya. Onun Complete Edition'ı indirime girmiş. Strateji oyunu. Ben onu almayı düşünüyorum. Hatta 3,5 dolara falan düşmüş. Hani eski günlerin hatırına bir de ben geri dönüp oynamayı da sevdiğim için Heroes 3 Complete'i. Böyle bir hani çekici yanı geldi. Size de bu tip oyunlar çekici geliyorsa girip göz atabilirsiniz. Bunun haricinde yine birkaç günde bir yenilenen tarzda indirimlere sahip buradaki şeyler. Daha çok katalog indirimi gibi. Atıyorum benim yaptığım oyunlar 2 Ocağı kadar ama senin yaptığın oyunlar 4 Ocağı kadar indirimde oluyor. Benimkiler bittiği zaman yerine yenileri gelebiliyor falan. Yani günlük kontrol etmek isteyebileceğiniz tarzda bir site Good Old Games. Dediğim gibi tekrar onun altını çizeyim. Dolardan ötürü çok avantajlı olmayabiliyor fiyatlar. Ama zaman zaman indirim oranları da aynı olmadığı için yine hani dolarla almanıza rağmen yine 5-10 lira kar edebileceğiniz fiyatlar yakalamanız mümkün. Her bilinçli tüketici gibi zaten bunu da bir yandan kontrol etmek gerekiyor ki hani damlaya damlaya göl oluyor arkadaşlar. Bugün harcamadığınız 10 lira bir sonraki indirim döneminde cebinizde kalan 10 lira olabiliyor. Özellikle bu yüzden bahsetmek istedim. Bireysel olarak kullandığım siteleri de hani size böyle önermek istedim ben. O zaman ekleyeceğim bir şey var mı? Senin ekleyeceğin bir şey yoksa kapatalım. Yok. O zaman başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Allah'ım, göremiyorum.